Haber Global ekranlarından hepinize merhabalar. Bu salıda birlikteyiz efendim. Yine özel bir isim bizimle birlikte. Yüz yüze de Yeşim Salkın var bu hafta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Harikayım ben de. Sabah erken saatlerde sizin de programınız oluyor. Evet. O yüzden aslında bu saat size biraz ters ama bizim için yoruldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, büyük bir keyifti. Hoş geldiniz. Ben Hoş bulduk. Ben yine e, vakit kaybetmeden başlama dileğindeyim. Tamam. Şimdi... <laughs> Dışarıdan bir göz olarak baktığım zaman hayatınızın genelini değerlendirdiğimde aslında böyle dram, acı hı. bunları sıkça görüyorum. Peki şunu soracağım Seyşman'ım. Böyle çok güzel, çok mutlu diye hatırladığınız günleriniz oldu mu? Tabii. Olmaz mı? Ne yani, yani ne? Benim çok şahane bir hayatım oldu. Hı. Yani ben onları ayıramam. Hı hı. Ee, hani şu dönemlerde çok mutluydum veya bu dönemlerde mutsuzdum diye hiç ayıramam. Gerçekten çok güzel bir hayatım oldu benim. Çünkü ben... Ee, çocukluğunda böyle dedesinin işte o küçücük evinde ya e, yeşil yastığını alıp işte e, dedesiyle beraber işte e, türküler şarkılar söyleyen o sobanın yanındaki o güğümde yatan kızda oldum. E, koleje giden kızda oldum. Sonra babasıyla annesi ayrılınca ayrılanca e, evliliğe bütün inancını erkeklere bütün inancını yitiren ama sonrasında köpek gibi aşık olan bir kızda oldum. O yüzden. Benim çok şahane bir hayatım oldu. Mutlu ve mutsuz anılarım yok benim. Benim çok güzel bir hayatım var. Yani şurada da çok mutluydum, burada da mutsuzluğum istemiyorum. Evet, ağladığım yerler çok var, ama çok da güldüğüm yerler var. Hayat haksızlık ederim. Burada mutluydum da burada mutsuzdum diye. O yüzden e, hiç öyle düşünmedim. Hayat biraz da böyle değil mi? Biraz inişler, çıkışlar. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Ya tek düze zaten hiçbir zaman devam etmiyor aslında etrafımızdaki Tabii ki. kimsenin. Peki sizinkini böyle biraz daha virajlı veya biraz daha böyle sert çıkışlı veya Oo. sert inişli buluyor Aa. musunuz? Diğer insanlarla biraz farklı mı? olarak. Biraz mı? Benim hayatım ben 180 ile viraj almış kadınım. Yani bazen böyle tam e, hatta psikoloğuma gittiğimde ki ben 1990 yılından bile beri psikolog ve psikiyatra giderim. Artık çoğuyla da arkadaş olmuşumdur bu ülkedeki. Ee, bana bir gün şunu söyledi. Beni görünce ilaç alanlar var aralarında bu arada. <laughs> ya sen bunları nasıl atlattın da biz böyle sağlıklı kalabildik diye. Ee, gerçekten çok düşündüğüm zaman çok böyle e, ya buradan da nasıl döndüm dediğim zamanlar var ama e, ben biraz adrenalin seviyorum. Ben acıyı da seviyorum. Ee, aşkın şeyini de seviyorum, kavuşamam, kavuşulamayanını da seviyorum. E, acılı şarkılar da seviyorum. Arabes bir kadınım galiba ben. Bizim aslında bizim... <laughs> biraz da kendi tercihiniz de oldu mu acaba diye ben de. Kendi tercihim demeyeyim de, yani hayat herhalde beni oraya getirdi. <laughs> e, çünkü her genç kadın, genç kız aslında e, masallarla büyütülüyoruz biz. Bize çok acayip masallar anlatıyorlar. Biz o masalları seyrediyoruz, böyle olduğunu zannediyoruz. Ama sonra öyle olmuyor hayat ee, ve hepimizin hata payı var ve eskiden ben çok kızardım. Mesela şu huyumu değiştirdim. İşte ben hata yapmam, hata yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir kadın yapamaz, hiçbir erkek yapmamalı. Hiç öyle bir şey yok. Ee, hata yapmak güzelmiş, çok güzelmiş. <laughs> masallardan bahsettiniz. Şöyle ma evet bizim hep eee masalları olan bir inancımız vardır. Ondan sonra bir hani şey diye bakarız kadınlar. Ya masal gibi başladı. Masal gibi bir hikaye yani. ve böyle kendimizi çok çabuk kaptırız aslında. Ama sizin masal gibi yaşadığınız bir süreç de gerçekten bu arada oldu. Hı. Yani e, şundan bahsediyorum ben. Hani dizilerde vardır ya böyle çok güçlü erkekler vardır işte o güçlü erkeklerle evlenen veya evlenmek isteyen kadınlar vardır. Siz bir dönem e, Türkiye e, medya sektörünü Hı. domine eden Hı. bir ailenin ferdiydiniz. Evet. Ve gerçekten inanılmaz bir e, süreç yaşadınız. E, bu süreci hatırladıktan sonra siz benim en merak ettiğim aslında siz buraya gelirken sorulardan ya yani cevabını en merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu. E, daha sonrasında. Yani bu kadar güçlü bir ailenin mensubuyken bir ayrılık gerçekleştikten sonraki süreçte hayatınız nasıl etkilendi? Çünkü o öyle bir süreçti ki o dönemi hatırlar herkes. Tüm çaldığınız kapıların siz daha çalmadan açılması, işte herkes için geçerli Evet ama. evet. Tüm işte telefonları sadece sizin Hı -hı. yani sizin yerinize başkası da olsa aynen. aynı süreçler oluyor. Şu oldu. andaki dönemde Şu yaşayanlar da, da var. var. Aynı öyle evet. sadece sizin için geçerli değil ama siz böyle bir süreci deneyimlemiş bir isim olarak sonrasında ne hissettiniz? Özgürlük, nefes almak. Hayatımın en güzel dönemine e, doktorumu şöyle, doktorum bana bunu şöyle izah etti. Ben boşanmaya karar verdiğimde 48 kiloydum. E, günde e, neredeyse e, o tütün ürünlerinden dediğimiz e, 4 paket içiyordum. Ve e, 4 tane de ilaç içiyordum sakinleşebilmek için. Çünkü özgürlüğümü geri istiyordum. Ben çok e, feminist bir kadınım. Çocukluğumda da böyleydim. Babama da ilk 16 yaşında baş kaldırmıştım. Evden kaçtım 16 yaşında ben. Babam bizim istediklerimizi yapmıyor diye. Dolayısıyla ben benim böyle bir erkeği e, sadece ve sadece benimle beraber olmasını e, istememin sebebi ben onu hep dedim. Ben bir erkeğin yüreğini severim. Benim hayatıma bakıldığı zaman Hakan Uzan'dan sonraki dönemde ...hiçbir zaman öyle mal varlığı olan, parası olan erkek olmamıştır. Hatta çocuklarım ikisi de hiç parası olmayan erkeklerdendir. Normal, orta halli, aşık çocuklarıdır. Hep bunu söylerim. Ben aşk çocuğu dünyaya getirdim, proje çocuk yapmadım diye. Ama o dönemden sonra bir tek şunu hatırlıyorum. Önce bir nefes aldım. Ee, sanki çölde e, susuz kalmış bir kadın gibi... Ee, böyle hani gördüğünüz bir vaha vardır ve o vahanın içerisinde o vaha vahada bir su çıkar karşınıza. Ki, o kirli midir değil midir hiç bakmadan onu kana kana içmek istersiniz. Benim öyle bir dönemimdi ama bu benim o dönemki eşimin kötü olduğu anlamında değil. Benim özgürlüklerimin kısıtlandığı anlamındaki özgürlüğümü gereği. Ailenin yapısı o anki konumu gereği. Tabii ki çok zor Hı -hı. çünkü ben e, kalıplara sığabilen bir kadın değilim. Beni bir yere alıp oturtamazlar. Ben o kalıpta olamam. O kalıbın kıvamına giremem. Giremedim de zaten. Olmadı. Eriti durdu üzerimde. Sonrasındaki en çok beni etkileyen şuydu. O dönem tabii telefonlarınız çok sık çalar. Herkes bilir. Birileri birileriyle beraberken dahi olur bu. İlla evli olmanız hiç gerek yoktur. Doğru. Telefonlarınız çok çalar. E, ...hatta çok acımasızdır insanlar, çok üstünüze gelir... ...sizin ne hissettiğinizi, ne yaşadığınızı bilmeden... A, ...telefonlar sustu, hiç kimse aramaz oldu. Bu da çok hoşuma gitti. Oh be kurtuldum sizden dedim. Hmm. Hiç hissettiğim buydu aslında. Bir taraftan yani, da iki yüzde olduklarını düşündünüz mü? Yani şöyle söyleyeyim aslında... <laughs> ...bu camianın ben zaten tek bir tane yüz olduğunu... ...hiçbir zaman inanmıyorum. E, herkesin birkaç tane maskesi var. Onu böyle sabah başka takar, öğlen başka takar, akşam başka takar. E, ben belki de maskeli bir kadın olamadığım için, çok ayak uyduramadığım için de gitmek istemiş olabilirim. Ağır gelmiş olabilir yüküm. Bazı insanlar bunu taşır. Ben taşıyamıyorum. Ben aşk kadınıyım. Ben aşka çok inanıyorum. Hala inanıyorum aşka. E, bizim dünyamızın içerisinde de çok aşk yok. Bizim e, piyasamızda Aşk olduğunu zannederek hayat yaşayan insanlar var. Ee, bir de böyle bayağı bir ilişkiler çok girift. Ee, onunla tanıyor, o tanışıyor, onunla tanışıyor. Sonra başka şeylere dönüyor. Sonra aynı masalarda oturulabiliyor. Benim yüreğim o kadar geniş değil. Ben onu yapamam. Peki e, aşk kadını olduğunuzu vurguluyorsunuz. E, Hakan Bey de o dönem aşık olduğunuz için... Tabii ki evlendiniz. 26 yaşındaydım. Bu, bu zorluğa <laughs> e, maruz kalacağınız yani çok zor bir şey olacağını düşündünüz mü evlenirken? Yok hiç. <laughs> ben hiç öyle hesaba kitaba bakmıyorum <laughs> ilişkilere girerken. E, 26 yaşındaydım. Hakan da 29 yaşındaydı. İkimiz de çok gençtik. E, o hakikaten halen çapkın bir adam bence. Ve çapkın da bir adamdı. E, bazen de düşünüyorum. Diyorum ki yani şartları öyleydi ve öyle davrandı. Ben kendime bakıyorum. E, biz çok aşık olduk. Bizde kriterler vardır şöyle derler. Allah'ım işte o çirkin adama da aşık olduğunu iddia ediyor falan. Sana ne? Belki çirkin adam seviyorum. E, şunu anlayamıyorum bizim ülkemizde. Bunlara çok maruz kaldınız değil tabii mi o dönem? Ki, tabii bu ülkede her kadın buna maruz kalıyor Hı -hı. bence hani şöyle oluyor adam onlara göre onların kriterine göre yakışıklı değil çünkü evet, bence evet. güzellik bunlar göreceli kavramlardır Tabii senin ki. güzelin senin yakışıklın diye bir şey var yani ama öyle düşünülmez <laughs> İşte onlara göre yakışıklı değil ama parası var Tabii ki. parası olduğu için Tabii, bu evliliği parası yaptı. olduğu için bu evliliği <laughs> yaptı ama unutuyorlar e, benim babam e, Türkiye'nin bugün Zeki Müren'den sonra o dönem anılan en önemli sanatçılarından bir tanesidir ve benim biz babamızda gördük her şeyi ama tabii bizde Google'a girdiğinizde sizin ailevi hayatınız değil de daha çok aşk hayatınız çıktığı için... ...işte nasıl bir ailede yetişmişim, ailemden ne görmüşüm. Ben ilk tekneye babamla bindim. Başka biriyle binmedim ve ben tekneye ilk bindim de sene yetmişti. Başka bir erkeğin teknesine ihtiyacım olmazdı benim yani. Dolayısıyla e, ben ilk e, koleje babamla gittim. E, benim bakıcım Fransızdı. Yani... E, İnsanlar dönemler yaşarlar. Bir ara ailevi hayatınızın tepe taklak gelmesi sizin hayat mücadelenizi anlatır. İşte orada bir şeyler değişmiştir, bir şeyler kırılmıştır. Bizim de hayatımız böyle oldu. Ve 16 yaşından sonra bizim hayatımızda kırılma noktaları başladı. Ve ben dedim ki ben bunu ele alacağım ve ben kendi yolumu çizeceğim ve ailemle birlikte yapacağım. Ama hiç oraları bilmezler. Yani sizin ee, bir aileniz olduğunu, anneniz babanız olduğunu, halalarınız, kuzenleriniz olduğunu. Şimdi sokakta herhangi birini çevirin benimle alakalı söyleyecekleri sadece eşlerimdir. Başka hiçbir şey bilmezler. Ben altın portakallı bir oyuncu muyum, ben kaç tane müzikal yaptım, tiyatro yaptım, kaç tane albümüm var, şarkılarım umurlarında bile değildir. Hele ki bu dönemde çok daha fazla ve çok kötü. Ve ben 2001 yılında Ayşe Arman'a bir röportaj verdim. Ee, ve orada benim söylediğimi şu anda dillerine felesenk ettiler. Diyorlar ki bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadındır dedim. Evet şimdi de kadın kadının kurdudur ama tırnak içerisinde kadın kadını yurdudur. Çevirmeye çalışıyorlar ama yalan konuşmayın, inkar etmeyin. Hepsi birbirinin yanındaki adamlara bakıyorlar. Bu hala günümüzde de aynı şekilde tüm hızıyla devam ediyor diyorsunuz. Evet tabii tabii son gayret bu buraya sosyal medyaya girdiğiniz zaman... Ee, sadece ve sadece nitelik ve nicelik kavramlarını yer değiştirerek yaşadıkları için sizin niteliklerle yaşayabilecek olmanız onları rahatsız ediyor. ha Bir erkeğe aşık olursunuz onun parası da olabilir. Tabii canım. Yani bir erkek zaten erkek övüldükçe kadın sevildikçe çocuk ilgiyle büyür der psikolojide bütün kitaplar ve hocalar. Ee, benim şimdi... Güzel bir adamla evli olman ve bu erkeğin parasının olması ve bizim mutlu yaşıyor olmamızın karşı tarafta neyi rahatsız ediyor olabilir? Ben hep bunu merak ediyorum. Sebep nedir yani? Ya da beni niye ilgilendiriyor? Bana Kıskançlı ne? kaset ben yok onda da olmasın. Evet. İşte bu da çok sosyolojik bir durum. Ülkemizde var. Maalesef. Hı hı. Peki Hakan Bey ile o dönem aranızın e, onun ailesi yüzünden mi bozulduğunu düşünüyorsunuz yoksa çapkın Vay olduğu hayal, için mi? Hayır. Hı hı. ...bizim hiçbir zaman... ...ben her yerde de bunu söyledim. Ailesi yüzünden öyle bir problem. En başlarda biz Cem'le birazcık sorun yaşadık. Hı hı. O da bir sene sonra bitti zaten. Çünkü Cem de biraz insan sarrafıdır yani. Kimin iyi, kim kötü olduğunu anlar. Evet çok kötü bir bir sene geçirdik. Ama e, ben onları da unuttum. Cem ya Uzan'a hakkınızı helal ettiniz mi? E, helal olsun. Herkese helal olsun. Cem Uzan'a da olsun ve benim hayatımdaki... ...benim hayatıma girip bana büyük bir öğreti olan... Herkes hakkımı helal ediyorum. Ölüm var. Size yanlış yapanları artık öğreti olarak mı görmeye evet. başladınız, değil evet. mi? Öyle bir şey hissettiniz Aynen sanki. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki mesela küsler barışır mı? Yani barışacağınız insanlar olabilir mi? Küssem, eğer küssem barışırım. Hı hı. Küsmüşsem barışırım. Hı hı. E, ama benim şu anda hayatımda küs olduğum kimse yok. Kimse yok. Hı. Şimdi geçen gün bir şey gördüm. Bunu sormadan edemeyeceğim. Bu e bu Justin Bieber'ın işte eşiyle bu Aa. eski kız arkadaşı <laughs> biliyorsunuz fanlar kavga ediyor duruyor. evet İşte evet. bu Selena Gomez'le şu an evli olduğu arkadaşımız birlikte bir fotoğraf koydular. Evet. Ondan sonra böyle bir takım Instagram hesapları da mutlaka görmüşsünüzdür. Gördüm, i̇şte gördüm. Türkiye tarihindeki hangi barışmayı istersiniz diye. Bir tarafta benim sürekli gördüğüm Gülben Ergen, Yeşim Salkım, işte Yeşim Gülben Ergen, Seren Serengil falan şeklinde böyle capsler yaparak paylaştılar. Gördünüz mü bunları? Ben onu görmedim. <laughs> Çünkü magazine dair hiçbir şeye bakmıyorum artık. <laughs> Hayatımdan komple çıkarttım. Ama e, küs olduğum bir insan olsaydı barışırdım kendisiyle. <laughs> ben kendisiyle küs değilim. Biz e, yaşamamamız gereken bir süreç yaşadık. Ee, ...olmaması gereken şeyler yaşadık. Ben hayatımdaki herkesi affettim. Benim için konu kapandı. Umarım onun için de kapanmıştır. Anladım. Yani küs değilim... ...barışmam o yüzden ama... ...güven ergeni de affettim diyorsunuz. Af, yani bitti benim için. Benim, benim hayatımda... şimdi ...şöyle söyleyeyim. İnsanların... ...bizim hayatımıza gelmelerinin bir sebebi vardır. İnsanlar sizin... ...hayatınıza gelir ve sizin... ...hayatınızdaki görevlerini tamamlar... ...ve çekip giderler... Benim de hayatıma insanlar geldi, görevlerini tamamladı ve çekip gittiler. Dolayısıyla artık hani 100 metre engelli koşarken geriye bakamam. Herkesin yolu açık olsun. Ben eğer e, halen bu m, onların tabiriyle küslük barışma kavramını ortadan kaldıramazsak biz bu böyle senelerce geçer. Bir gider ve bir ara Kadir İnanır'la Tarık Akan arasında bunu yapmışlardı biliyorsunuz. E, bence çok saçma. İnsanlar ee, birbirleriyle küs kalmaları ya da işte ben çok kırgınım. Ben kime kırılırım biliyor musunuz? Çok yakın tanıdığım eşim, dostum, akra arkadaşım, akrabama kırılırım. Kime küserim? Yakın dostum, eşim, akrabam, arkadaşıma kırılırım ve küserim. Ama ben Gülben'le hiçbir zaman arkadaş olmadım. Ben onunla oturup bir kahve içmedim. Dolayısıyla hani o e, benim düşmanım değil. Anlatabiliyor muyum? Dostum da olmadığı gibi diyorsunuz. Evet. O yüzden e, yol açık olsun, hepimizin yolu açık olsun. Bu yüklerle daha fazla yaşayamayız. Herkes bir, bir, bir gün e, benim bu konumuma gelecek ben biliyorum. E, şunu hiçbir zaman inkar edemem. Çok acı çektiğim ve üzüldüğüm günler oldu. Canımın çok yandığı günler oldu. Eminim onun da çok üzüldüğü ve canının çok yandığı günler olmuştur. Ama artık ikimizin de büyümüş çocukları var. Biz kendi aramızda al misketlerini ver e, toplarımı kavgasını yapmak zorunda değiliz. Çünkü çocuklarımızı etkileyecek ergenliğe girmiş çocuklarımız var. O yüzden çocukların hatırına artık herkes bunu bitirmek zorunda. Ben bitirdim. Umarım onlar da bitirirler. Dostum dediğiniz birisinden veya birilerinden ya, e, kazık yediğiniz veya yaşadığınız Hı. zor süreçlerde yalnız bırakıldığınızı hissettiğiniz dönemler oldu mu? Tabii ki. Yani dedim ya, hiç yabancı düşmanım olmadı hepsiyle bir kahve içmişliğim var diye. <laughs> e, o ayrıldığım süreçte e, tabii ki çok yalnız ama zaten dostum olmadıklarını biliyordum. E, mümkün değil. Ben dostluklarımı daha çok işte okul yıllarından kalan arkadaşlarımdan gerçekten gözün içine baktığımda bana e, yüreğindeki sevgi ve şefkatle baktığına inandığım insanlarda arıyorum dostluğu ve arkadaşlığı. Çok güzel bir ailem var. Yavaş yavaş kaybediyorum onları. Ee, benim için en önemli şey zaten onlar. Ee, rahmetli anneannemin bir sözü vardır. Elin iyisinden kendi kötün iyidir derdi. O yüzden ben evimin içine döndüm. Herkes yerinde sağ olsun. Peki şimdi biraz da eskileri konuşalım. Şimdi siz devlet konservatuarında Türk sanat müziği eğitimi gördünüz değil mi? Evet. Peki sonra pop müziğe nasıl döndünüz? Şimdi benim o çok tabii ilginç bir hikaye. Ben, e, babamla annem boşanmıştı ve biz Ankara'ya yerleştik. E, tek bildiğim de şarkı söylemekti. Ve şarkı söylemek zorundaydım. E, sahneye çıkmaya başladığımda İstanbul'a geldik. Benim İstanbul'a geldiğim e, sırada da Körfez Savaşı çıktı. E, hatta annem diyor ki, kızım diyor, yani maşallah dediğin üç gün yaşıyor. <laughs> Körfez Savaşı'yla birlikte e, biz bu... E, ...mücadeleye İstanbul'da başladık. Tabii babam başka bir hanımla evliydi. Ondan bir erkek şey kız kardeşim vardı. Ben de onlarla birlikte kalmaya başladım. Bir şekilde bir çıkış yolu bulmak zorundaydım. O dönemler aslında çok daha güzeldi. Şimdi daha zor işleri çünkü bizden açık saçık pozlar vermemizi beklemiyorlardı 90'lar şahane yıllardı hepsinin sesleri hepimizin sesinin farklı olduğu arkamızı böyle nükhet durulara Sezen aksulara, nülüferlere ajdalara dayadığımız çok iyi aranjörlere dayadığımız muhteşem bir dönemdi o dönem Türk müziği söylemem için Şenay Düdek benim ahiretliyim derim Şenay ablaya ben bir gün ona gittim ve dedim ki ne yapacağım? Gel dedi Maksim'e gidelim. Beni Maksim'e götürdü. Fahri, rahmetli Fahrettin Aslan'la oturduk ve bana asolistik teklif etti. Ben kabul etmedim, reddettim. Çünkü kendimi o dönem, yani şöyle bir kadın düşün, e, kot pantolon ayağında, e, saçları böyle kısacık üzerinde deri ve gayet hani motora binen bir, bir kadın düşün. E, Bana solistlik teklif ediyorlar, mümkün değil. Ben öyle otuşlar içerisinde falan kendimi. Zaten benden ben kabul etmeyince Sibel Can kabul etti. O o, o çıktı, e, Oriental'e çünkü o zaman, yani dans ediyordu Sibel. E, ben dedim ki ben şarkı söylerim sadece. Yani şarkı söylemek istiyorum dedim. E, peki dedi. E, o zaman sahne aç. Ben sahne açtım e, asolistliği reddederek. Çünkü Birilerin ee, birilerinin bana verdiği mevkiyle bir yere gelmeyi kabul etmiyorum. Ben onu isteyerek ve hak ederek alırım. Sahne açtığımda dört kişiye şarkı söylüyordum. Böyle bir hikayem var benim. Hatta bir rüyayı eli iletti diye kocaman manşet atmıştır. Bir can sılan şimdi çalışmıyor ama hayatı boyunca benim basın danışmanlığımı yaptı. Ee, az solistliği reddettim. Ondan sonra serüvenim başladı. Ee, üzerinde bir kot pantolon ve tişörtle tam 3 yıl üzerine hiç kıyafet almadan sahneye her yerde bütün ülkede sahneye çıkıp evine çalışıp para götüren ama kendi inandığı müziği yapan bir kadın oldum ben. O yüzden işte Türk müziği değil. <laughs> Anladım çok güzel anlattınız. Peki 90'ların en büyük pop starı size göre kimde? Şimdi 90'ların en büyük pop starı aslında hepimizden önce başlayan Yonca Evcimikti. Çünkü Yonca çıktığı andan itibaren e, Şehrazat, Şehro buradan sevgilerimi gönderiyorum. O çok insanda emeği ve hakkı vardır. E, müthiş bir albüm yaptı. Yonca Evcimik diye sarışın, Madonna vari bir kız çıkmış. Tepe taklak dans ediyor. Acayip kıyafetler giyiyor ve slogan şarkılar yapıyor. Ve çok albüm satıyor. Bence o dönemin e, sarı Yonca'dır. Hakan Peker'dir. Ee, bu isimler çok önemli isimler. Sonra tabii ki işte Kenan Doğulu bile bizden sonra çıktı. Ee, Yıldız Tilbe'dir. Biz Yıldız ben hepimiz aynı dönem çıktık. Ee, Aşkın Nur Engidir. Aslında orada tek bir star yok. Ben hep buna karşı çıkıyorum. Tarkan çıktı ama Tarkan daha çok Sezen'in kanatları altında. Yani kıl oldum abiden sonra. Sezen ondaki o ışığı fark etti. sertap Erener'dir, Levent Yüksel'dir, ee, Harun Kolçak'tır, Emel Müftüoğlu'dur, Demet Saharoğlu'dur. Sağ, say say bitmez. Ve bu isimlerin hepsi stardır. Yani star değil derlerse haksızlık ederler. Ama tabii ki Tarkan e, öyle bir sürece denk geldi ki çok doğru oynandı onun üzerine. Yani Sezen Aksu'nun ona şarkı yapması, menajerin... Gamze Platin'de ayrıldı ve ben çalışmaya başladım. Gamze'nin ondan ayrılışı ve Ahmet San'la çalışması sonra işte yurt dışına gitmesi Elif Dağdeviren'le olan beraberliği ona çok şey katmıştır. Bütün bunlar insanlar bunları unutmasın. İnsanların hayatına giren insanlar her zaman insanların hayatına bir şey katar. Hani herkes götürdüğüne inanır ama ben hep bir şey kattığına inanırım. O yüzden de Tarkan tabii ki işte Amerika'ya gitti orada bir albüm yaptı ama olmadı albüm geri geldi Mustafa Sandal. Siz o dönem söylemiştiniz değil mi Tarkan dünya starı olamaz. Evet çünkü Hı -hı. şimdi şöyle tırnak içerisinde şunu diyorlar dünya starı. Şimdi bir dünya starı Freddie Mercury, Elton John, Madonna dünya starıdır ama Türkiye'den bir Müslüman bir ülkeden bir yere bir pop star bir dünya starı çıkartmazlar. E, bu gerçeği bize Avrupa Birliği'ne bile daha kabul etmiyorlar. Hangi star? Fazıl Say bile bugün gittiğindeki inanılmaz bir kompozitördür kendisi. Star olabilmiş midir orada? Fatih Akın diyorlar. Adam Alman kökenli zaten. Adam Türk değil ki. Yani e, Sibel diyorlar. Sibel ki kızcağız ben orada doğdum diyor yani. Hani Türk asıllı Alman diye geçiyor. E, biraz elmaları ve armutları karıştırmasınlar. Tabii ki gurur duyuyoruz. Onlar öyle diye. Ama ee, dünya starı olmanın o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir dünya starı varsa tüm dünyada yabancı şarkılarını söyleyerek Eurovision'a e, kazanmış Sertab Erener'dir. Sertab Erener diyorsunuz Türkiye'deki dünya starı. Peki bugünün en büyük starı kim? Edis. <laughs> Onu diyecektim. <Ediz>. <gülüyor> Bayılıyoruz <gülüyor> ona. Şöyle, e, Aleyna çok çalışan bir kız ama öyle çok e, son zamanlarda böyle ayaklarının çok çok yere ...iyi bastığını düşünmüyorum. Belki de biraz da bilerek de yapıyor. Gençliğinin de verdiği bir şey. Bir 10 sene sonra görmek lazım ama... ...Ediz'in çok doğru yolda gittiğini görüyorum. E, şarkıları güzel, duruşu güzel. Sesini seviyorum. E, yani ona bir sempatim var Ediz'e karşı. E, benim gözümde gençlerin içerisinde Ediz'dir. Ediz. Evet. Oo güzel. Bir anda valla Ediz'le Alenet'i... Tilki ayrı bir <laughs> soru olarak soracaktım ama... ...Ediz gelince hop... Durdum orada. Şimdi e, şey de soracağım ben. Hep böyle e, Cem Yılmaz-Ata Demirer karşılaştırması yapılır. Evet. Size de bir röportajda sormuşlar. Cem Yılmaz mı, Atam'a, mı? Atay'a çok gülüyorum demişsiniz. Çok. Cem Yılmaz için de böyle biraz küfürlü bulduğunuzu galiba evet. ifade ediyorsunuz. Son evet. Erşan Kuneri ile alakalı bir şey mi bu? Şimdi Mehmet Ali Erbil geldi programa evet. bu sezonun başında. O da dedi ki yani ben çok küfürlü buluyorum diye beni linç ediyorlar. Ama ben bunu söylerim işte çünkü Mehmet Ali Erbil'e de işte hani sen kendi geçmişine bak gibi şeyler söyler. Fakat hmm. ben hiçbir zaman küfür etmedim dedi. hani ben... Evet onun jargonu farklıdır yani hı hı. Mehmet Ali küfür etmez ama bazen de küfür etmekten beter eder. Hı hı. O da bir gerçek yani şimdi kendimizi de bilmek güzel bir şey. Ama benim düşüncem şimdi ata çok daha ailemizin için alabileceğimiz işler yapıyor. Şahan'ı çok beğenirim. Onun da işte yarattığı bilirsin İngilizlerde de vardır böyle karakterler işte evet. Borak onlar bunlar Piton Kare Mr Bean hani değişik karakterler tabii vardır. Tabii, tabii, tabii. Bizim hayatımıza da o Recep İvedik karakterini soktu ve ben e, ne zaman kafayı boşaltmak istesem oturup seyrediyorum. E, bir edebi değer taşıması gerekmiyor her sinema filminin. E, ona bakarsanız o kadar çok e, film var ki oturup da düşünerek üstüne e, konuşabileceğimiz. Ama ben e, üçünü de başarılı buluyorum ama Cem Yılmaz'ın son zamanlarda yaptığı filmleri başarılı bulmuyorum. Yani e, bulmadım bir şeyi de başarılı diyemeyeceğim. Kendisini çok severim, Stand-up'larını da çok severim, bayılırım. Yani onu seyretme İyi bir gözlemcidir, çok iyi gözlem yapar. Her birinin lezzeti ve tadı ayrıdır. Onu çok seveni vardır, öbürü çok daha farklı seyreder. Ben sadece şahsi görüşüm. Ee, bunlar için hani ben Cem Yılmaz'ı daha çok seviyorum da o başarılı öbürü başarısız gibi adletmeyi doğru bulmuyorum. <laughs> Bence üçü de başarılı. Üçü de iyi işler yapıyorlar. Fakat bana göre mi? Dedik ya göreceli. Evet. Bana göre mi? Bana göre Ata Atatürk'e. Cem senin. Yılmaz Erşan Kuner'deki küfürlerden dolayı biraz şey oldu. Biraz olmuş. böyle bir de küfür haricinde ben işleri işi ya da biz eskidik herhalde kafam almadı anlamıyorum. <laughs> öyle söyleyeyim yani <laughs> bana daha kolay işlerle gelsinler. <laughs> Peki e, şu var bir de hmm. şu TikTok tartışmaları. E, bu işte Z kuşağı en çok biliyorsunuz konuştuğumuz evet. konulardan bir tanesi. Ay Z kuşağı şöyle Z kuşağı böyle ne yapacağız vah vah Z kuşağı ile. Siyasetçiler Z kuşağının oyunun peşine düştü. Çünkü gerçekten çok ciddi bir genç nüfus var ülkemizde. E, düşmeseler sıkıntı yaşayacaklar zaten. Düşseler iyi oluyor. Ama tabii nasıl onlardan oy alacaklar onu da bilmiyorum. E, bütün siyasetçiler evet. adına söylüyorum bunu yani. Aynen bir öyle. Bir kişi muhalefeti için değil. Bütün de, bütün hepsi, hepsi e, Tabii içerisinde. tabii iktidarı muhalefeti hepsinden bahsediyorum işte e, tiktok videoları çekenler var vesaire yapanlar var falan da Ay evet o tiktok videosu çek e, ya gerçekten e, yapmasınlar yapmasınlar yani ben e, çünkü e, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum siyaset ve politika iki ayrı şeydir yani ben siyaset okumadım ama bizim ülkemizde de son zamanlarda siyaset yapanı da göremiyorum ya politika yapıyorlar ya kavga ediyorlar TikTok fenomeni olmaya çalışıyorlar, ee, öyle acayip e, derecede halkın içerisindeyiz gibi gösteriyorlar ki, hayır sen zaten buradaysan ben sana niye oy vereyim? Ben kendi kendime oy veririm oraya. Sen burada olmadığın için sana oy veriyorum yani, ben. TikTok videosu çekerek Z kuşağıyla iletişim Yok. kurulabilir mi? Hayır canım mümkün mü öyle bir şey? Yani Z Z kuşağı bugün söylediğini akşamını 18 saat sonra unutuyor. Mümkün değil iletişim kuramazlar. Hiç öyle bir şey yok. Yani nasıl bir kuşaktan söz ediyoruz ve sizce siyasetçiler ne yapsa iletişim kurabilirler? Şu andaki kuşakla hiçbir siyasetçinin iletişim kurabileceğini düşünmüyorum çünkü şu andaki kuşak ele avuca sığabilen bir kuşak değil, ee, kendi annesinin babasının dahi sözünü dinleyen bir kuşak değil. Ee, hele ki genç bu kuşağı, ee, bir anne baba edasıyla böyle bir öğretmen edasıyla bir şeyleri deklare etmeye çalışırsanız e, o kuşak zaten sizi dinleyeceği de varsa dinlemez. Yani e, ben mesela babamın bile sözünü dinlemezdim. E, benim beni yönetenlerin bana babamın dinletemediği sözü dinleteceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü oraya onları ben seçtim. Her birimizin oyuyla geldiler. Dolayısıyla benim vekilimsin sen. Eğer bu bir demokrasi varsa ve cumhuriyet varsa ben seni vekil tayin ettim. Bana göre yaşayacaksın ve benim haklarımı düşünerek yaşayacaksın. Bana onu yapamazsın bunu yapamazsın dersen e orada o külahları değişiriz. Bir de böyle hani Ay ben çok yakınım sana falan hani bir şey yok bu telefonla yakın olma bana. Yaptığın siyasetle yakın ol bana ki ben de diyeyim ki bir şey yapıyorlar. Ben şu anda her iki tarafında hiç başarılı olduğunu zannetmiyorum. Meral Hanım'ı biraz kadın olduğu için kendime yakın hissediyorum ve seviyorum kadın olduğu için destekliyorum. Ama e, onun haricinde yok yani. Boş kavga ediyorlar. Al misketlerini ver toplarım falan. O çıkıyor ertesi gün bir şey söylüyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Ülkeyle alakalı daha yeni facia yaşadık. E, diyorlar ki niçin Soma'dan bahsediyorsunuz? E, Soma'da çok büyük bir facia yaşadık. 301 kişiyi kaybettik, öldü. Üzerinden ders çıkartmadık. Burada 40 küsür kişi hayatını kaybetti. Neden bahsetmeyeceğim ki? Sen ders çıkartmamışsın. Sobaya bir kere elin yandığı zaman ikinci de gitmiyorsun. E, yapma. Yani beni yönetiyorsan yapma. Ya da yönetme in orada. Bu şekilde Z kuşağı mümkün değil diyorsunuz. Mümkün ne, değil iktidar ya. ne muhalefet? Ya yok canım Z kuşağı zaten hakikaten benim yeğenim var işte avukat çıkıyor. 21 yaşında yani Z kuşağı dedikleri de öyle çok böyle Z o pırıl pırıl beyinler falan değil. Hani bugün burada yarın burada. <laughs> öyle biz de bu kadar da abartmasınlar. Doğru. Şimdi e, genç küçük yaşta evliliğe inancımı kaybetmiştim. Fakat daha sonra çok büyük aşklar da yaşadım dediğiniz programın en başında. Evet. Şimdi çok komik bir şey soracağım hazır mısınız? Sağ <laughs> İlişkileriniz neredeyse hep evlilikle sonuçlandı... ...bir formülü var mı? <laughs> Soru hanım izleyicilerden geliyor. Ay kıyamam onlara. Gerçekten sordular bana. Vallahi kızlar evlilik bir başarı hikayesi değildir. Bence evlilik bize... ...toplumların dikte ettiği... ...bir akittir. Kadını daha... ...güvenli kılabilmek adına... ...çünkü... Ee, çağlardan beri kadın itilmiş, kakılmış, çalışma demişler, elindeki parası alınmış. Dolayısıyla kadını bir güvence altına alabilmek için yapılmış bir akit bence. Ama o akit de artık zaman zaman ters dönmeye başladı çünkü erkekler size malınızmış gibi bakıyorlar. O yüzden e, ben hiçbir zaman evlenmek istemedim. ve Benim karşımdaki erkekler benimle evlenmek istedi. Ee, bir erkeği zaten zorla da herhalde bir nikah masasına kimse oturtamaz. Öyle bir şey yoktur. Ee, evlenmenin marifet olmadığına inanıyorum. Önemli olan sürdürülebilir ilişki olmak, ilişkide olmak. Yani her an o anda kalmak. Ben bu konuda başaramadım. Çünkü dedim ya özgürlüğüme çok düşkünüm belli bir zaman sonra sıkılıyorum. Yani aynı evin içerisinde aynı adamla e, hele ki bana şunu yapma dediği zaman bana bir daralma geliyor. E, i̇stiyorum ki alanlarımız olsun onun da alanı olsun birbirimize saygı duyalım ve evliliğin e, ne kadına ne erkeğe göre olduğuna inanmıyorum o kurumun. Ha, Siz top, koç muydunuz? Ben değil mi? koçum evet. Evet şimdi buradan açıklıyoruz. Koç, Terazi, Yay kadınlarını normal Güneş burcu, yükselen burcu görünce ne yapıyorsunuz? Kaçıyorsunuz Benim <laughs> şöyle ediyorum. ben koçum, yükselenim yengeç, ay burcum terazi. İşte hem koç var hem terazi evet, var. Evet, hem terazi var. Özgürlüğüme ee, özgürlüğümü e, me, saygı gösterilmesini çok istiyorum. Ee, bir de şöyle de bir şeyim var. Mesela ya şimdi bir şey söyleyeceğim erkekler lütfen kusura bakmayın da çok da akıllı varlıklar değilsiniz yani. Erkekler akılsız mı? E çok da akıllı değiller bu yani özellikle kadınlar konusunda. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi niye böyle söylediniz? E çünkü şimdi elinin yani yanında evinde e, bakıyorsunuz e, onunla aynı yolda onu bir yere getirmeye çalışmış onunla yürümüş kendi de bir yere gelmeye çalışmış. ...sabretmiş, sebat etmiş... ...yıllar harcamış kadın... E, güzel de kadınlar... E, ...ama yine de onların kafası hep bir tarafa dönüyor... ...dolayısıyla hani... E, ...bu konuda... ...çok akıllı varlıklar olduğunu düşünmüyorum... ...erkeklerin... E, ...evlilik yürütebilme, aşk yürütebilme... ...bir ilişkiyi yürütebilme... ...o yüzden aslında kadınlar istese... ...erkekleri çok kolay idare edebiliriz... ...biz kadınlar... E, ...bizim de bir galiba istiyap haddimiz oluyor... ...ben mi seni idare edeceğim durum var... ...bir de tabii paraya tapan erkekler var... ...bu da çok tehlikeli... ...yani işte zengin kadınlarla evlenen erkekler var... ...zengin kadınları tercih eden erkekler var... ...bunlar mesela ailesi sonradan zengin olmuş erkekler var... ...o sonradan zengin olan erkeklerin de hep böyle paralı kadınlar etrafında döndüğünü görüyorsunuz... İşte o zaman onlara saygımız çok fazla kalmıyor... Baba mesleğini sürdüren babasının holdinginin tepesinden işte e, onu yapayım erkekler var. E, benim saygım iniyor böyle zaman içerisinde. Sonra da arkamı dönüp gidiyorum çünkü o erkeğin ben çok aşkı bildiğine inanmıyorum. Aşkın olduğu yerde para bir konu, konu mudur? Değildir değil mi? Hayır. Yani nitelik ve nicelik ikisi çok ayrı kavramlar. O zaman günümüzde aşk yok diyebilir miyiz? Tam üstünde diyebiliriz yani. Çünkü ee, ...belki de bunca kadının birbiriyle savaşı, belki de bu kadar kadınların şu anda birbirini aşağı çekmeye çalışmasının en büyük sebebi erkekler. Çünkü kadınlar zaten rüştünü tam ispat edecekleri sırada e, o duygusal zekaları yani o erkeklerin karşısındaki o duygusal zekaları maalesef yenik düşüyor. Düşüyor biz duygusalız. Yani bir ota böceğe hangimiz tav olmuyoruz? Yani ben sahnede de söylüyorum ah diyorum bu otlar böcekler bu ot otlara diyorum az affetmedim ben diyorum. Hemen affediyoruz. Ee, ve o da diyor ki işte tamam e, düz mantık ya. Yani biz sürece bakıyoruz onlar sonuca. Ha Tamam çiçeği verdim sonuçlandı bitti affetti beni. Halbuki biz o çiçek gelene kadarki süreçte neler yaşadık. O çiçek geldi. Peki sonrası? O çiçekten sonra ne olacak? Hep onlara bakıyoruz. Mesela ben bir şey hikayemi anlatayım. Sevgililer günü ve evli olduğum bir eşimle ismini vermek istemiyorum. İsviçre'de beraberiz. Çok güzel bir oteldeyiz. Şahane bir odadayız. Birlikte kalkıp kahvaltımızı etmişiz. Karı koca çok mutluyuz. Kapı çaldı. İçeriye 101 tane gül geldi Böyle kocaman şöyle benim kadar güller geldi içeriye. Ay tabii ben böyle ayaklarım yelden kesildi. Ee, çok mutlu oldum. Çok iyi hissettim kendimi. Sevgililer günün kutlu olsun karıcığım dedi. Öptü falan. Baktım içeri gitti. Duşunu aldı giyindi. Valizini aldı gidiyor. Nereye gidiyorsun dedim. Benim de dedi, toplantım var. Efendim dedim. Toplantım var. Bugün benim sevgililer günü. Birlikte geç. E dedi tamam kahvaltı ettik. Çiçeğini de verdim. Gidiyorum. Şimdi işte orada e, galiba e, diyorsunuz ki bu işte bir yanlış var. Aşk böyle bir şey değil. Keşke bahçeden bir tane koparıp getirseydin de akşama kadar el ele benimle o nehrin etrafında yürüseydin. Doğru. İnsan aşk olunca yanından <laughs> ayrılmak istemiyor ama işte aşk da geçici. Değil mi? E, tamam da yani geçici ama hani o duyguyu da yaşayalım. Geçici diye Tabii. de e, bizden kendimizden o duyguları mahrum etmeyelim. Çünkü aşkın Evet, geçiciliğini biliyoruz ama onu güzel beslersek sevgiye, saygıya, hürmete, vicdana dönmüyor mu en sonunda? Ve o vicdan, değil mi biz bir arada tutar? Doğru. Şeyi soracağım. Aşk deyince. Ee, bir de evlat aşkı var ya. Oo, tabii. Hmm. Hepsinin üstünde. Hayatımda iki adama çocuk için gitme diye yalvardım. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Size gitme diye yalvaran oldu mu? Evet. Kim? ...boşver şunu... ...ya onu söyleyemem... Ee, ...ama gitme diye tabii ki yalvaran oldu... ...ama ben... ...ben güzel yürürüm... ...yani yürüyene kadar da çok... E, ...ama fedakarlık yapmışımdır... ...yani şey değilimdir... ...hani çabucak vazgeçen bir kadın değilimdir... ...gerçekten uğraş veririm... ...gerçekten mücadele ederim ki... ...ben her kadının uğraştığına inanıyorum... ...bu bana has bir duygu değil... ...her kadın uğraşıyor... Her kadın mücadele veriyor ve bir yere geldikten sonra da bir eksik var tana, tamamlanmayan ve gidiyor. Hı hı. E suçlayamazsınız ki. ya Giden erkeği suçlamıyorsunuz. Kadını niçin suçluyorsunuz yani? Kadın da gidebilir. Ama e, evet o hayatımdaki iki erkeğe çocuklarımın babasına yalvardım. Sonuç gittiler. Hı hı. Niye sizce? Ee, bilmiyorum. Yani bir tanesinin üzerinden 32 sene geçti. Halen görüşüyoruz. Halen evlenmedi. Mustafa'cığım öpüyorum seni buradan. Dünyadaki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. O da bilmiyor neden gittiğini. Mustafa Bey size yalvarılmış niye gidiyorsunuz? Evet. E, günlerce ağladım. Gerçekten e, duvarlara bakıp ağladım. Tepine tepine yani böyle duvarlara bakıp ağladım. Hatta o kadar ağladım ki hastanelik oldum. Diğerinde de Adan'ın babasıydı. Gitme yani çocuğumuzu beraber büyütelim bir tanesini. Çok zor büyüttüm dedim. Ama gideceğim gitmek zorundayım yürütemiyoruz dedi. Onda da çok ağladım. <laughs> Peki e, kızıma haksızlık yapanın kalbini ellerimle sökerim. Evet. Kırmızı çizginiz mi? Kırmızı. Yani e, bunun için anne olmak tabii ki gerekmiyor. Bir insan eğer... Kendi annesine dönüp bakarsa hani siz şu anda çocuk sahibi değilim dediniz evet, değil. değil mi? Ama annenize dönüp baktığınızda kardeşiniz varsa, yeğenleriniz varsa nasıl bir duygu değil mi? Onu koruma hissi. Ee, çocuklarım çizgimdir. Bana her şeyi söyleyebilirler. Ben alıştım. Gerçekten acıdım. Neler neler yazdılar. Neler neler söylediler. Yani yaptığım ııı ee... Hiç, ben mi yaptım bunları dedim. Gazetelerde kendimi gördüğümde, televizyonda kendimi gördüğümde. Allah Allah kızım geldi dedi ki ya bu evdeki kadın annemse bu kim? Hani nasıl bir lanse ediliyorsun dedi, dedi bana. Ama çocuklarımla ilgili çocuklarımı ağzını alacak olan daha dünya üzerine öyle bir varlık gelmedi. Benim çocuklarım hata yapar. O hatanın bedelini de bana öderler. Ben konuşurum. Hiç kimse geçip de eminim sizin anneniz de böyle hissediyordur, benim annem de böyle hissediyordur. Biraz böyle bakarsak hayata insanlar hakkında konuşurken ağzık ağzımızı ayarlarız çünkü hepimiz ya bir... bu ülkede ha. ünlü birinin çocuğu olmak da çok zor bir çok şey zor. Ya. Belki bu çocuklar ünlü olmak istemiyor. Benim çocuklarım Bu çocukların istemiyor. kendi hayatı var, evet. kendi kendi ama bir şekilde işin içine çekiliyorlar. Maalesef yani dünyada da sistem böyle ama. Ee, ...sadece şunu düşünmek lazım. Hani Bir dakikalık bir haber orada geçecekler diye e, beni harca. Hiç önemli değil. 32 yıldır bu işi yapıyorum. Ben seninle çok güzel baş ederim. Öğrettiniz bana bunun taktiğini. Ama benim çocuğuma yapamazsın. Çünkü o dünyadan bir haber, geleceği umutları olan, hayalleri olan... Pırıl pırıl iki genç. Büyük kızınız biraz olumsuz etkileniyor mu? Çünkü böyle hani Çok bazen yorum, yorumları okuyorum. Yani Hı -hı. yorumlara bakıyorum. Böyle kızıyor, sinirleniyor. Işte yeni insanlara. yeni Hı, -hı. Benimki bildiğin pamuk prensesdir büyük kızım. Bir de diyorum ki ona sen bayağı bir polyanlasın. Hatta bana kızıyordu. Anne herkese laf yetiştiremezsin. İşte herkese bir şey anlatamazsın. Tabii ki ama ailemle ilgili konuşuyorlar. ...bilmedikleri konular hakkında çok yorumlar yapıyorlar... ...ve bu bir süre sonra insanı çok sinirlendiren bir hale geliyor. Aynısını mesela Pınar'a da yapıyorlardı biliyorsun. Pınar Altuğ ki benim eski arkadaşımdır. Mutlaka sana da yapmışlardır. Yani kadınlar Çünkü... kadınları... ...yani böyle alıyorlar... ...resmen bir o duvara bir bu duvara vuruyorlar. E benim büyük kızım artık dayanamayıp yazıyor. Çünkü 32 yaşında bir kadın... ...ve evde gördüğü kadın onun annesi ve hiç öyle bir kadın değildi. Hani bir ağız, ağzınızın bir ayarı olması gerekiyor. Bir bir dozumuz olması gerekiyor. Öyle siz de sizi de bir anne dünyaya getirdi. Bak ben neredeyse anneme de buradan evet. selamlar. Neredeyse annemin Instagram'ını kapatacaktım. Yani annem sürekli yorum yazanların olumsuz ha. yorum yazanlara dikkat vermeye çalışıyordu. Evet, benim annem de öyle. Hı. Ve hani insanın evladı çok kıymetlidir ve anneler evlatlarının kusurlarını Görmezler e, ve kusurumuzda olabilir de hı hı. ayrıca biz bir insanız yani, yani e, kastan etten kemikten işte e, kandan oluşmuş bir android değiliz e, ama bu hakkı nereden buluyorsunuz buraya hiç tanımıyor seni klavye kahramanı sırf orada birini seviyor diye geliyor burada senin canını yakıyor sonra mahkemeye veriyorsun sonra diyor ki ben yazmadım yeğenim yazmış diyor ya da diyor ki işte senle yüz yüze gelse imza alacak olan insan orada oturduğu yerden sana hakaret edebiliyor. Ee, o yüzden e, gerçekten kırmızı çizgimdir çocuklarım. Sosyal medyaya bu noktada biraz daha böyle şey yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani daha kontrol edilebilir bir alan olmasında. Bence kontrol edilir. Evet. Hı hı. Çünkü orası bizim kendimizi ifade edebilmek ama medenice. Hı hı. İşte yaptığımız işleri, mutlu anlarımızı, ailelerimizi ne bileyim sevgilimizle el ele fotoğrafımızı veya işte bir şey bir, anımızı paylaşacağımız en özel televizyonumuz orası bizim. E birileri o televizyona geliyor ve oraya küfürler yazıyor, işte ahlaksız yorumlar yapıyor veya kendince doğru olduğunu düşündüğü yorumlar yazıyor. Yahu senin doğrunla benimki bir olmayabilir. Yani sen ailenden başka türlü yaşamışsındır ama ben bunu böyle görmedim, böyle yaşamadım. Ya da mesela hiç tanımadığı bir insana fanatik derecede fan ama hiç tanımıyor. Görüyor o da kaşı gözü Bu da bize. mı sağlıksız geliyor? E Sağlıklı değil yani. Hiç tanımadığınız insana yani fanatizme çok karşıyım. Tabii ki hayranı olabilirsin. Var mıydı öyle sapıklık derecesine rahatsız eden hayranlarınız? Yok benimkilerin bugünden. hepsi çok aklı başında kadınlar. Buradan onları öpüyorum. <laughs> Çünkü satın alınmış bir fan kitlem yok e, alnımın teriyle kazandığım bir fan kitlem var. E, çok şükür. Dolayısıyla da... E, ...hiç rahatsız edilmedim. Edilirsem de zaten. Hemen avukatıma gidiyorum, veriyorum. Hı hı. Bütün screenshot'lığını alıyorum. E, ve dava açıyorum. Parasını da alıyorum. evin önüne gelen işte o tarz... Yok öyle evin önüne gelen falan... ...hiçbir zaman olmadı ama bir dönem... ...ilk çıktığım dönemlerde... ...böyle bana... ...dadanmış birisi vardı. Kendince bir dil geliştirmişti. O geliştirdiği dilde mektuplar yazıyordu bana. Sene böyle 96-97'lerde. Böyle garip mektuplar yazıyordu. O kendince geliştirdiği dilde. Hı hı. Hı hı. Biz de anlamıyorduk. Sonra bir süre sonra savcılığa verdik ve... ...bir hapishaneden biraz akli dengesi yerinde olmayan birisi çıkmıştı. Hı. Klavye delikanlıları dediniz az önce. Evet. Ee, yani genel anlamda bunları yazanlardan mı bahsettiniz? Evet, Hı -hı. evet, evet. Sanat dünyasındaki kavgaları da soracağım ben size. Ee, kendinizi evet. kavgacı Hı -hı. buluyor musunuz, Dobram mı olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yo ben sahici. Dobra da değil, bu dobralığı da sevmiyorum. Ne demekse dobralık bana? Mobran gibi bir şey, <laughs> Mobran gibi bir şey geliyor yani. Hani ay çünkü şey yapıyorlar dikkat ederseniz. Em, bu herkese yazıyorlar. Çok dobrasınız falan. Hayır, ben sahiciyim. Ben evimde de böyleyim. E, emin olun dışarıdaki bütün arkadaşlarım şu anda beni seyrediyorlarsa burada. Diyorlardı ki ya bu bizim kız. E, böyleyim ben. E, ya yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyorum. Böyleyim. Hı hı. Savunma mekanizmam kuvvetlidir. İnandığım şeyleri savunur. Bu siz de olabilirsiniz. Yanımdaki en yakın arkadaşım da olabilir. Veya bir ideolojiyi de savunabilirim. Ve bunu üzerine çalışarak, araştırarak savunur. Yani boş öyle boşa bakarak konuşmam. Ee, kavgacı bir yapım yok. Maalesef kavgacılara denk gelince ve bizim ülkemizde şöyle bir sorun var. Şimdi insanlar kendilerini savunmayı bırakmışlar. Başkası savunuyor onu. O kadar alışmışlar ki bir kaçak dövüş var bizde. E ben de diyorum ki sükut ikrardan gelir. Eğer siz kendinizi savunabilecek durumdaysanız zaten savunun. Hayır yapmadım. Hayır, evet yaptım. Ama bir sonra neden yaptım? Şöyle yaptım, böyle yaptım. Buna da dobracılık falan demiyorum. Sahicilik diyorum, gerçeklik diyorum. Gerçek bir insanım. Hı hı. Yani Ne yaşadıysam, ne yaptıysam oturuyorum ve anlatıyorum. Özrümü dilemem gereken yerde özür de diliyorum. Biriyle beraber miydiniz dediklerinde de evet diyorum. Değilsem hayır diyorum. Ee, ve bu bir güven e, kazandırdı bana. Sosyal medyada yüzde 87 kadın takipçim var. Bu da demektir ki kadınlar bana inanıyorlar. Yani ben 5 yıldır aynı yerde, aynı inatla halen aynı şeyleri savunuyorum. Bülent Ersoy ile Ayşe Pekkan arasında bir tartışma geçti. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu? Çok gereksiz buluyorum ve ona ok tartışmaya dışarıdan katılanları da çok gereksiz buluyorum. Hı hı. Çünkü e, bir kere onlar çok eski tanıyorlar birbirlerini ve Belli bir yaşa gelmiş belli bir olgunlukta e, hepimizin e, anılarında şarkıları olan kıymetli isimler. E, alışkın değiliz mesela ben Emel Sayın'ı böyle hiç görmedim. Şaşırdınız mı? Ben şaşırdım mesela o şeyi görünce kavgayı görünce. Ya Kendimden şöyle ama. aslında şaşırmadım çünkü şimdi e, modacı e, dedikli şimdi herkes modacı oldu biliyorsunuz. E, ben de çok dikkat ederim modacı kim kim değil? Ee, bir anda e, ortaya böyle modacılar çıktı. Zaten herkes influencer, herkes blogger, herkes modacı, styling, herkes e, çok e, göz, gözde mesleklerimiz var bizim. Çok kolaymış bu meslekler gibi. Ee, okuyanlara da biraz ayıp ediyorlar tabii. Evet. Bir e, hanımefendi var. E, ben de çok yakından da tanıyorum. Benim çok yakın bir arkadaşımın da kız arkadaşıdır. Hı hı. Yeni yeni modacılığa el atmaya çalışan, bir şeyler yapan. İşte onun da tabii ki e, gözde birilerine kıyafet diktiği zaman daha çok gündeme geliyor. E, i̇şte Bülent Hanım'a dikti, Ajda Hanım'a dikti. Ben de görüyorum zaten hı hı. takip ederken. Başta Ajda Hanım'la çalışmaya başlamıştı. Sonra Bülent Hanım'la evet, çalışmaya, Hanım çalışmaya başladı. Evet sonra Bülent Hanım'la çalışmaya başladı. Sonra işte... Bülent Hanım dedi ki benim modacımı elimden aldı dedi saatimi dedi, çaldı dedi falan. Ya bana biraz böyle eski magazin gibi geldi. Ee, o yüzden çok da kale almadım. Ee, bilmiyorum bence konser yapsınlar ya. Boş işler onlar. Bunlar. Yakıştı mı onlara mesela Yok. bu kavga? Ama Ajda Hanım çok o kavganın içine dahil olmadı. Yani bir iki tane galiba özlü söz paylaştı. Evet o kadar. O kadar. Fazla da bir şey demedi. Tarzı değil zaten. E, Bülent Hanım da biraz böyle sinirlidir, asabidir. Böyle e, dili, yani kalbi dilindedir onun. Zaten öyle bir karakteri var. E, barışırlar üç gün sonra ya. Yani. Kendi kendine barışsınlar. Bırakalım. Tabii, tabii, biz girmeyelim, bırakalım. Olur biz kötü oluruz diyorsunuz. Ay, öyle çünkü barışırlar biliyorum. Yani e, ya bilmiyorum 32 senedir küs kalanını görmedim. <laughs> bir şekilde barışılıyor yani. Bu barışılacak bir konu değil mi? Barışırlar, barışırlar. Yakında barışırlar. <laughs> Peki, sokak köpekleri rehabilitasyon merkezine gönderilmeli diye bir açıklama yapıp tepki çekmiştiniz. Hala aynı düşüncede misiniz? Şöyle, aslında öyle değil. Ee, ben geçen sene gece program yapıyordum. Ve e, yaptığım programda, ilk programda pitbullların toplatılmasıyla alakalıydı. Süre verilmişti, sürenin uzatılmasıyla ilgiliydi hatta. Ee, çok da güzel bir program, bütün hayvanseverlerle birlikte yaptık. Hatta yangından kurtulan bir keçi vardı Marmaris'te, onu bile stüdyoma getirmiştim. O sırada e, bir de sokakta yaşayan çeteleşmiş köpekler tarafından saldırıya uğrayanların kurdukları bir platform bana ulaştı. Şimdi takdir edersiniz ki bir program yaparken e, herkese söz hakkı doğuyor. Bu taraftakini aldığınızda o kanal benim kanalım değil. Kanalım dedi ki burayı da alalım. Orayı da aldık. Oraya da söz hakkı verdik. Bir denge kurmaya çalıştınız. Bir denge kuru, kulun, kuruldu. Ee, ve onun karşılığında bir platform beni e, sokak köpeklerine karşı, e, sokak hayvanlarına karşı e, olmakla suçladı. Ve o platforma araştırılması gerektiğini düşündü. De araştırdık zaten. Hatta Cüneyt Özdemir'de konu kaldı falan. Pek çok insan konu kaldı. Zaten çok da kayda değer bir platform olmadığı ortaya çıktı. Tamamen manipülasyon üzerine ve bugün mecliste 27 tane vekilin mama fabrikası olduğu ortaya çıktı. Ee, yani alın mamaları, hayvanları besleyin derken ne demek istediklerini çok daha net anlatabiliyorumdur. Umarım anlıyorsunuzdur. Türkçe konuşuyorum şu anda. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz acaba? Ee, ve o sırada bir kız çocuğunun öldüğü e, haberi geldi. 9 yaşında ardı ardı kesilmeyen bir ayda ben böyle 16-17 tane ceset haberleriyle karşılaştım. E, maalesef belediyelerimizin iyi çalışmadığını söyledim. Belediyelerin köpekleri toplayıp kulaklarına sadece bir tane işte bir şey bir iğne onları da çok e, zor durumda bıraktığını söyledim ve tıpkı Avrupa'daki gibi yani Almanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Danimarka, Finlandiya say, say bitmez. E, rehabilitasyon merkezlerinin kurulup oralarda sahiplendirilmek üzere bu hayvanların sağlıklarına kavuşturularak sahiplendirilmeleri gerektiğini söyledim sadece. Çünkü sokaktaki köpekler 4 sene yaşıyorlar en fazla. Zaten siz o sokakta o köpekleri beslemiyorsunuz. Onlar dört sene içinde ölüyor. Ama araştırmadıkları için, okumadıkları için ve başka bir şey hizmet ettikleri için bir linçle karşılaştım. Bugün benim evimde sokaktan evlat edindiğimiz bal kızımız var. Eğer bu kadar çok hayvan seviyor hisseler, o sokaktaki köpekler alıp evlerinde baksınlar. Hiç kimse çocuğunu kapının önünde bakmıyor. Yani burada çok ee... Yani ben başıboş bir şekilde bu köpeklerin tehlike oluşturmasından hala rahatsızım diyorsunuz. Tabii ki. Çünkü daha yeni e, yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Burada belediyelerin çok acil devreye girmesi gerekiyor. E, burada hangi bakanlık bununla ilgilenecekse herkesin... ...acil devreye girmesi bu hayvan gerekiyor. Bu hayvanseverlerin tepki gösterdiği nokta şu olabilir mi? Bu barınaklarda bir takım görüntüler geliyor. İşte hayvanları atıyorlar oraya. Hayvanlar evet. pislik içinde, çamur içinde, evet. çer çöp içinde. Böyle hani gerçekten... Evet. ...hani insanlık ayı bu bir takım görüntüler. Korkunç görüntüler. <laughs> Ama siz hayvan sev sevginizi... ...sadece köpeklerle sınırlayamazsınız. Biz hayvan severiz diyorlar. Hayvanlar sadece köpekler değil ki... ...kediler de var o sokakta. Bugün Bodrum'dan... ...döndüğünüzde kışın e, ee, domuzlar ve ayılar inip yemek bulamadıkları için, su bulamadıkları için şehre iniyorlar. Onlar hayvan değil mi? Siz hayvanları ayırıyor musunuz? Kategorize mi ediyorsunuz? Yani bunlar hayvandır, bunlar değildir. Ee, martılar dondu kar yağdığında. Onlar hayvan değil mi? Hayvan sevgisi hayvan sevgisidir. Sadece köpeğe beslenmez ki. Bütün doğaya beslenir. Kaldı ki benim ne kadar doğa sever bir insan olduğumu çok insan bilir. Yani orada e, çok Karışık bir şey vardı. Bunu nasıl buluyorsunuz? Yani e, bu hayvan sever kuruluş adı altında bu şekilde linç girişimi yapanlar vesaire, yani böyle hastalıklı mı buluyorsunuz yoksa bir amaca mı hizmet ettiklerini düşünüyorsunuz? Kendileri bir amaca hizmet ettiklerini kendilerini inandırıyorlar. Hatta ben şöyle bir şey söylemiştim. Çok da mantıklıydı. Dedim ki bu ülkede e, iki 3 tane dedim büyük e, telekomünikasyon şirketi var. Bu şirketlere her birimizin dedim faturasına bir lira ya da kuruş olarak eklese ve sokak hayvanları için kurulacak olan yerlere gitse düşünebiliyor musunuz ne kadar çok güzel merkezler kurulabilirdi. O zaman da bu hayvansever arkadaşlarımız da yarı part time olarak gidip orada çalışıp hem hayvanlarla zaman geçirirler hem de onlara sevgi verirlerdi. Çünkü hayvanlar sadece yemek beklemiyor onlar sevgi de bekliyor. Yani siz o hayvanları sevemediğiniz sürece e, sadece yemek verdiğiniz zaman onlara bakmış mı oluyorsunuz? E, bunu hangi sosyoloğa sorsanız böyle cevaplayacaktır. Hangi toplum bilinci olsa, olan insana sorsanız böyle cevaplayacaktır. O yüzden madem ki işinize geldiğinizde burayı örnek alıyorsanız, o zaman her şeyde burayı örnek alın. Hani işlerine gel. Bugün Almanya'da bir sokak köpeği otobana çıktığında bütün yol kapatılıyor. Sırf o köpeği kurtarabilmek için. Var mı bizde böyle bir şey? Yok. E ee, hayvanlar eziliyor her yerde. eziliyorlar. Hı. E şimdi sokak kenarlarında duruyorlar. E, kediler var. Kediler bakın azaldı farkındaysanız çünkü kışın e, çete yani mecburen çünkü köpeklerin psikolojisinde e, toplu yaşamak var. Sürü, sürü psikolojisidir. Öyle yaşıyorlar. Aslında ben çok güzel bir şey söyledim ama bizim ülkemiz bunu kaldırabilecek durumda değil. Ne mal alanlar var çünkü mamalardan. Ama hı hı. siz hala bu köpeklerin şey merkezlere götürülmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Merkezler mi? yapılması gerektiğini hı hı. düşünüyorum önce götürülmesi. Ha, mevcut değil, merkezlere yok. değil. Hayır. Aynen. Zaten öyle demedim. Onlar barınak yani. Çünkü. Onlar Aynen. barınak. Öyle demedim zaten. Siz rehabilitasyon merkezlerinden Dedim ki böyle böyle bir şey yapalım. Hı hı. Güzel rehabil... Hepimiz dedim taşın altına elimizi koyalım. Hani mama dilenmeyelim bir yerden. Gidelim birlikte çalışalım. Gerekiyorsa reklamlarında oynayalım, tanıtımlarında oynayalım. Güzel yeni yerler yapılsın, tertemiz yerler yapılsın. Bu hayvanlar orada yaşayabildikleri kadar yaşasın. İsteyenler de dedim gitsin onları evlat edinsin. Bizim evimizde benim kedim de sokak kedisidir, köpeğim de sokak köpeğidir. Onun için bana hayvan sevgisini öğretmeye kalkmasınlar. Peki. Bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından Peki. da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Efendim kısacık bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şimdi bu kısımda biraz babanızla ilgili soru sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi e, babanızla e, anneniz boşanıyor ve e, bir süre aslında babanızı anladığım kadarıyla pek bir irtibatınız değil Üç mi? Sene. Evet. Olmuyor. E. Şimdi ee, daha sonraki süreç nasıl gelişti? Çünkü kız çocukları için baba figürü önemli bir figürdür. Ee, bu sorunların sizin hayatınızdaki mesela erkeklerle olan ilişkinizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Yaşanan süreçlerin bu birinci sorun. Ve e, babanızı da kaybettiniz aslında. Hı -hı, hı. Ee, Allah rahmet eylesin. Aynen, ee, Covid sebebiyle. Yok Covid değildi baba. Covid babam. değil mi? Hı -hı. Her yerde Covid yazıyor evet. ama hayır Covid değildi babam eve e, evdeki yardımcısı covid oldu. Hı, hı. E, babam gayet sağlıklıydı. E, aşı olup gelip covid oldu evdeki yardımcısı ikinci aşısından sonra. E, ve babama geçirdi. O taşıdı. çünkü ona bir mikrop verildiği için onu hı hı. babama geçirdi. Sonra babam hastanede e, bir 10 gün yattı ve kalp durup öldü. Hı. Evet. O yüzden Covid'den ölmedi. Herkese Covid diyorlar ama Covid'den ölmedi benim babam. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ee, o süreç sizin için nasıl geçti? Yani bu biraz uzun bir soru oldu biliyorum ama. Yani şöyle. Başlangıcından evet, başlayıp. Evet. Şimdi baba, baba yani. bir kızın hayatında ben babamın e, gerçekten benim hayatımda ne kadar önemli olduğunu aslında onu kaybedince anladım. Çünkü her kızın babası onun kahramanı. İyiymiş. Ee, kaybedince daha çok anlıyor. Baba daha aslında arkanızda. Ee, onunla geçiremediğim zamanları daha çok hatırladım. Ee, ne kadar az sarıldığımı. Ee, aramızda hep bir mesafe olduğunu. Çünkü benim babam böyle biraz despot bir adamdı. Bu camiayı çok iyi bilen, benim bu piyasanın içerisine, e, bu camianın içerisinde yapamayacağımı düşünen bir babaydı çünkü bu işin içerisindeydi zaten ama aslen öğretmen benim babam. 13-14 e, yaşından sonra çatışmalar başladı aramızda e, doğal olarak tabii ki işte kadın erkek ilişkilerinde olduğu gibi ama ben çok aşıktım babama yani o sahneye çıktığında e, böyle kalbim burada atardı yani sanki bir hata yapacak yanlış bir şey yapacak ve onu düzeltemeyecek diye çok samimi söylüyorum sandalyede zangır zangır titreyerek onu seyrettiğimi bilirim ben. Ve çok hayrandım halen çok hayranım. İyi ki de öyle bir babanın kızı olmuşum. Fakat tabii o süreçte babamın anneme bir ihanet ettiğini ve benim 14-15 yaşındayken bir genç kız olduğumda bunu öğrenmem. Babamlar ama çok büyük bir mesafe koydu. İlk ihanetimi yaşadım? ilk erkek ihanetini yaşadım. Ee, sonra işte çatışmalar başladı tabii ki. İşte ben dışarı çıkmak istiyorum. Hayır diyor. Hayır dedikçe ben ona daha çok kızıyorum. İşte annemle babam bir şey atışıyorlar. Ben işte sen benim anneme böyle konuşamazsın falan. O sırada da Duygu Asena'nın kitabı çıktı. Kadının adı yok. Ve ben kitabı aldım ve kitabı okumaya başladım. Ve aslında ne kadar çok o kadın olduğumu fark ettim. O kadına evrileceğimi fark ettim. Hakikaten de o kadına evrildim gün sonunda bakınca. Ve e, erkeklerin... para bir soru. Şu an evlilik müessesesine... ...saygı duyuyor musunuz? Veya gerekli bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Ha, gerekli bir olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Saygı duyuyor musunuz günümüzdeki evliliklere? Hayır duymuyorum. Günümüzdeki evliliklere saygı duymuyorsunuz. Duymuyorum. Birçok kadın aldatıldığını bildiği halde evliliğini sürdürüyor mesela. Veya evet. işte erkekler sevilmediğini bildiği halde evliliğini sürdürüyor Aynen mesela. Aynen öyle. Hı -hı. Aynen öyle. Yani ben... Ee, bir erkek beni aldatacaksa veya ben onu aldatacaksam bitti bu iş deyip gitmeyi tercih ederim. Hı hı. Hiç de saygı duymuyorum. Bunu bile bile çift telefonla gezen erkek ve kadınlara saygı duyacak halim yok. Yani korkunç bir durum. Ve e, üstelik de o adamın evli olduğunu bilerek o adamla birlikte olduktan sonra halen bir de hani amanda ne kadar güzel de bir... E, şahane bir kadınım diyenlere de saygı duymuyorum adamlara da duymuyorum ikisine de duymuyorum hı hı. E, dolayısıyla da işte o süreçte bir çatışmalar başladı e, ve o çatışmalar tabii beni erkeklerle ilgili e, çok farklı bir boyuta götürdü yani erkekler beni üzemez e, beni kıramaz ve evlilik asla hayatımda olmayacak diye bir e, yere girdim ben bir yola girdim ve Anneme çok üzülmeye başladım. Ee, anneme bakıyorum diyorum ki ben böyle bir kadın olmak istemiyorum. Yani bir erkek bana bunu yaşatamaz. E, babama bakıyorum diyorum ki nasıl böyle bir şey yaparsın bunca yıl aşık olduğum ve sevdiğim bir kadına diye. O ergenlikteki o çatışmalar beni tabii çok e, e, çok farklı boyutlara götürdü babamla ve annemle babam da boşanınca ben de. E, aşık olduğumu zannettiğim erkeğin ihanetiyle kızımla birlikte annemle birlikte bir yaşam mücadelesine başlayınca evet dedim ki e, çok da gerekli değilmişsiniz. Evet çocuk için güzel ama e, ben kendi maddi olarak kendi ayakları üzerinde dura, durabilen bir kadınım, e, çalışabilen bir kadınım, çalıştığıyla da yetinebilen de bir kadınım. Dolayısıyla o üç sene e, babamla hiç görüşmedim. Fakat bir gün e, albümüm çıktı ve çok satıyordu albümüm ikinci albümüm Deli Mavi albümüm. Klip çekerken e, Deniz Akel'in hazırladığı bir dekor vardı ve kafama düştü o dekor. Bayağı biz böyle altında kalacak derecedeydik. E, hiç unutma o gün de kandildi. E, ben e, bir dakika dedim herkese çok özlediğimi fark ettim babamı. Gittim ve babamı aradım. Ben seni çok özledim. Kandilin kutlu mübarek olsun dedim. Ee, o da ben de seni çok özledim dedi. Ve ondan sonra da bir daha babama hiç küsmedim. Ee, keşke daha çok zamanım olsaydı onunla. Keşke onunla paylaşabileceğim. Çünkü ilk bisiklete binmeyi o öğretti. ilk araba kullanmayı öğretti. ilk yüzmeyi o öğretti. Hayalimde onunla ilk e, Arapça şarkıyı babamla dinledim ve o ezberletti. E, i̇lk Fransızca şarkıyı onunla çalıştım. İlk udu, ilk mandolinimi onunla çaldım. O yüzden e, baba çok başkaymış. E, keşke biraz daha yaşasaydı. Keşke. Yani herkes lütfen... E, annelerimiz çok kıymetli. Bütün anneleri buradan gerçekten ellerinden öpüyorum. Güzel, iyi annelerin ama... Babalarımız da kıymetli haksızlık etmeyelim yani şimdi bir oyun çıkartıyorum ben ee, babamın anısına babamın ceketi ismi ve e, Kasım ayı itibariyle buradaki bütün kültür merkezleri ve Bursa dahil olmak üzere bir baba kız gerçek hikayesini anlatacağım ve e, babamın şarkıları benim şarkılarım ve türkülerle süslediğimiz ve bir babayla kızın arasındaki aşkın, onun hayatını ileride nasıl etkiliyor onu anlatacağım. Harika. Hayırlı uğurlu evet, teşekkür olsun bu arada. Babanızı olsun. da yaşatacak. Aynen e, öyle. Iş, iş Aynen. yarayacak belli ki. Kızlarınızın babalarıyla, çocuklarınızın babalarıyla ilişkisi nasıl? Şöyle çok iyi. Mesela Adan'ın babasıyla çok iyi bir ilişkisi var. Hı hı. Çünkü zaten biz üç buçuk yaşındaydı. 4 yaşına geliyordu ayrıldık. Ee, ben hiç o diyaloğu koparmıyorum. Biz boşandık tatile çıktık Hakan'la bu arada. Çoluk çombalak hep beraber. Çünkü şunu anlamıştık ki karı kocalığımız bitti, birbirimize de bir saygımız var, çocuğumuz var, onu güzel büyütelim yani anne babalığımızı güzel yapalım. Herkesin kendi herkes kendi yolunda, herkes kendi hayatında. O gündür bugündür çok güzel giden bir dostluğumuz, arkadaşlığımız ve anne baba hikayemiz var. Ee, Gizem'in babasıyla da aynı şekilde öyle. Halen evlenmedi ee, Mustafa diyorum ki Sen niye evlenmiyorsun diyorum. Yani beni senden başka kimse almaz diyor. Onunla da çok güzel bir dostluğumuz ve arkadaşlığımız var. Çocukların babasını seviyorum onlara saygı duyuyorum. Onların iyi olmasını istiyorum. Çünkü onlar benim çocuklarımın babası. Siz hiç evliliklerinizde olabilir, ilişkileriniz olabilir aldattınız mı veya aldatmaya teşebbüs ettiniz mi? Hiç aldatmadım. Ama eğer bu böyle devam ederse seni aldatırım dediğim hayatımda bir kişi var. Kim? Kim? <laughs> bana kalsın o. Olmaz <laughs> öyle bana kalsın. <laughs> Ama ha. E, bunu itiraf ettiğim bir kişi var işte. Evet. Peki şey eşiniz miydi? Onu tabii Tabi 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 eşim, eş, eşim, Eşlerimden biriydi. Eş yani. Diyelim. Eşlerimizden. <laughs> evet. Yani e, ayrılındım. E, Nasıl bir tepki verdi? Nasıl bir tepki verdi? Beni bırakma ben ona da razıyım dedi. Gerçekten mi? Evet. Hmm. <laughs> Şu an şok. Evet. Siz aldatacağınızı söylediniz. O evet. da beni aldatsan da beni bırakma ben ona da razıyım dedi. Evet. Anladım. Gideceğimi söyledim yani. Ben artık kalmayacağım gideceğim. Eğer burada kalmak için beni zorlarsan seni aldatırım dedim. O da evet ben ona da razıyım yeter ki beni bırakma dedi. İnsanlar suçluluk psikolojisiyle o an için her şeyi evet der. Bu onu kabul ettiğini göstermez. Sadece suçluluk psikolojisiyle ona evet der. Siz ne hissettiniz? Hiç saygısı kalır mı? Daha da saygım azaldı. Öyle <laughs> söyleyeyim. Hani bir yüzde on beşlik gitmeme payım varsa o da gitti zaten. Bir de şöyle görüyorum. E, yani herkes çok büyük büyük laflar ediyor. Büyük böyle işte ben aldatmam. Ben aldatılmadım. Ya da işte ben onu yapmadım. Ben hayatta her şeyin insanlar için olduğuna inanıyorum. Çok büyük konuşmasın hiç kimse. Hani büyük lokma et, ye de büyük laf etme der büyüklerimiz. Gerçekten bunu yapmasınlar. Çünkü e, hayatın acayip bir planı var size. Siz burada böyle planlar yaparken o zaten planını yapıyor. O yüzden büyük biraz... konuştuğumuz şeyleri yaşar mıyız genelde? Doğru mudur bu? Yani çünkü önünüze gelir. Gelir ve yaşarsınız. Yani e, hayat şöyle bir şey diyor. Sen burada e, bir biraz büyük konuştun, bir şey söyledin. Dur, bak ben sana bunu bir yaşatayım da e, bir gör nasılmış. Çünkü şöyle diyoruz mesela ben olsam yapmam. Üç gün sonra yapıyorsunuz aynısını. Ya da işte diyorsunuz ki işte o, onun tercihiydi, isteseydi yapmazdı. Yapıyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Büyük konuşmamak lazım. E, her şey bizim için. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Benim teşekkür için şahane ederim. bir sohbetti. Çok mersi. Bence izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Hem hayata ben dair konuştuk ederim. hem sizinle alakalı konuştuk. Katılımınız için teşekkürler. Ben yeniden. teşekkür ediyorum. Çok mersi. Efendim yüz yüzeyi noktalıyoruz bu haftada. Bu hafta konuğumuz Yeşim Sakım'dı. Her şeyi sorduk o da bütün iştenliğiyle tüm yanıtlarını verdi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte salı günü bu ekranda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.